Söz ve Yaşam ekibiyle birlikte bayağı büyük bir risk aldık ve Şişli'ye geldik. Neden risk aldık? Trafiği görüyorsunuz. Buraya ulaşmak o kadar kolay değil. Ama çok kıymetli bir konu için geldik. Türkiye'de daha önce hiç konuşulmamış bir konuyu konuşacağız demek isterdim. Ama sanırım bu konu daha uzun yıllar ekranınıza gelmeye devam edecek. Çok kıymetli bir isim var bu haftaki programımızda. Programcı, gazeteci, siyasetçi, PİRHA kurucularından Veli Haydar Güneş'le görüşeceğiz. Gelin bakalım Alevi, Kürt kimliği yüzünden çocukluğundan itibaren verdiği mücadeleyi bir kendisinden dinleyelim. Bize neler anlatacak? Tekrar merhabalar. Programın açılışında söylediğim gibi gazeteci, PİRHA Ajansı kurucusu Veli Haydar Güleç'le beraberiz. Alevilerin sözü, söyleyecek sözü kesinlikle bitmiyor başlarına gelen onca şeye rağmen. Gelin hemen mikrofonu kendisine uzatalım. Sevgili Veli Haydar, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Çok fazla şey saydın ama. Ama sen de hiç boş durmuyorsun. Her hayatın hemen her alanında varsın yani. Siyasetçisin, gazetecisin. Hakikaten nasıl bölünüyorsun? Nasıl yetişiyorsun hepsine? Yani siyasette bu ara çok fazla mesai harcamıyorum. Önce onu söyleyeyim. Kendini kurtarmışsın dünyayı. Biraz öyle oldu. Onu anlattıracağım aslında sana. En başa dönelim mi? Çünkü seni merak ediyorum. Ovacıklısın, dersem evet. Ovacıklı. O günleri bir dönsene, hani bundan kaç yıl önce olduğunu söylemeyeceğim. O çocukluğunu, yaşadığın Munzur Dağları'nı bir anlatır mısın bana? Şöyle başlayayım. Çocukluğum köyde geçtiği için köy biraz daha böyle ıssız, biraz daha kente uzak. Yani kenti kaç yaşımda gördüm? 6 yaşımda falan işte Ovacı'ya indiğimi hatırlıyorum. Öyle söyleyeyim. 6 yaşına kadar Ovacı görmemişim. Bir de çok doğal bir yaşam ortamı var. Araç yok. Biz arabanın gürültüsünü işte kilometrelerce uzaktan geçen arabaların gürültüsünden işte onun araç olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Ama bir ses geliyor. Oradan işte bir karartı geçiyor. O kadar sessiz. O kadar sessiz. İşte aracın da çok az oldu bir dönem. Onu söyleyeyim. İşte Ovacık'ta o dönem Elazığ arasının bir tane otobüs çalışırmış. İşte bir gün gider, bir günde dönermiş. O şekilde. Sessizlik dedin ya, sözünü kestim. Büyük ihtimalle zaman zaman böyle yapacağım. Çok heyecanlanıyorum çünkü soruyu unutmayayım diye. Ovacık'ta ben bayağı bir zaman geçirdim ve kışın geçirdim. 3 metreyi buldu kar. Aynen. Ve şu an hani iklim problemi var, küresel bir ısınma söz konusu. Dolayısıyla 3 metre şu an herhalde az bir şeyden bahsediyorum, ölçüden değil mi? Senin çocukluğunda, çünkü sessizliğin sesi vardır diyorlar evet, ya evet, hani karda. Evet, kesinlikle. Nasıldı kışın mesela? Kışı şöyle yaşadım. Köy karın en yoğun yağdığı köylerden biri, daha doğrusu bölgelerden bir tanesi. Çünkü yüksek bir seviyedeydik. Yüksek bir seviyede olduğumuz için karı daha fazla alıyorduk. İkincisi çok rüzgar alan bir bölgeydi. Özellikle kışın o rüzgarın sesini hiç unutmam. Kar şöyle tarif edeyim. Bazen öyle bir yağardı ki günler sürerdi o karın yağışı. Hiç durmadan, aralıksız. Ve biz hani dışarıyla bağımız tümden kopuyordu. Yani ev böyle karla kaplanıyordu. Annem bir gün akşama kadar
Çeşmenin yolunu bulmak için kar küreldi. Bir gün akşama kadar o kadar yoğun yağardı. Yani o kadar çok fazla kar yağardı. Sağ olsun bizim çok sevdiğimiz komşularımız vardı. Bizden epeyce uzak otururlardı. Ama onlar kışın sıkıntılı olduğumuzu da bilirlerdi. İşte o kar durduktan sonra bir de o karı küremek var damın üstünde. Çünkü düşün yani çökebilir. Yıkılma tehlikesi evet. var yani. Çökebilir. Gerçi binalar sağlamdı, onu söyleyeyim. Bugünkü binalarla kıyasladığımda bugünkü binalar daha sağlammış. Kerpiçten, taştan. Çünkü müteahhitler yapmış yani. Aynen. Statiği daha güçlüydü. Öyle söyleyeyim. Sağ olsun onlar gelirlerdi işte günler sonra bize yardım etmeye gelirlerdi, karımızı kürerlerdi, yardımcı olurlardı. Çünkü elektrik, evde ısınma, yemek sorunu var demek ki yani. Elektrik yoktu zaten. Elektriğin yoktu. Olmadığı dönemden bahsediyorum. Isınma da soba ve odun. O konuda bir sıkıntımız olmuyordu. Yani orman içi bir köydük aynı Ama zamanda. Ama gözlerin içi biliyor. Sanki iyi hatırlıyorsun. Çok iyi hatırlıyorum. Hani unutulacak şeyler değil o yaşananlar. Hani bugünle dönüp kıyasladığımda bir, insanların kendi içerisindeki o dayanışma ruhu en çok beni etkiliyordu. Herkes mutlaka birbirine el atardı. Herkes mutlaka birbirine yardımcı olurdu. Bize en çok yardım etmelerindeki etken kışın babam pek evde olmuyordu. Kentte mente oluyordu ya da dışarıya işte akraba ziyaretlerine gidiyordu. Annem vardı evde, yani erkek anlamda kimse yoktu, kız kardeşlerim vardı. Biz de çok küçüktük. Erkekler de küçüktü zaten. Onun, anne neler evet, evet, onu diyecektim. İşte kadınlar aslında sürekli yükü çeken, sürekli ezilen ve dirayetli olan, onu da söyleyeyim, ve dirayetli olan, her şeyin üstesinden gelebilen kadınlar vardı. Annem de onlardan bir tanesiydi. Komşular da onu çok severlerdi. Nasıl söyleyeyim, herkese yardım eden. Hadi ne ismini bileyim, analım. İsmini. Biz anne deriz anneme. Hep anne diye hitap ederiz. İşte Türkçe'de Hanife yazılmış. Ama bizim annemizdir, onu söyleyeyim. Çok yardımsever, çok inançlı, böyle yaşam bunun üzerine kurmuş ve çok acılar yaşamış, onu da söyleyeyim. 37-38 soykırımında canlı tanıklarından bir tanesi, birebir yaşamış, yani onu da söyleyeyim. O dönem birebir yaşamış insan, 7'li yaşlarındaymış. Biz o kırımı ondan duyduk. Daha doğrusu onun anlatımlarından birçok şeyi öğrendik. Babasını kaybetmiş, kardeşlerini kaybetmiş, komşularını kaybetmiş, birçok şeye tanıklık etmiş. Yani birebir yaşanmış birçok olaya. Yani örneğin şu çok şeydi, ne bilmiyorum, böyle beni de çok etkilemişti. İşte köyler möyler bastırıyor, bunlar gidip ormana sığınıyorlar. Annem işte küçük, yanında işte bir ablası var, ondan 2 yaş büyük. Bir de ufak kardeş var, dayım, o da 6-7 aylık. Böyle bir şey. İşte dedem vuruluyor. Kardeşi vuruluyor, dayım. Ondan sonra bunlar işte gidip ormana sığınmak zorunda kalıyorlar ve ormanda yiyecek yok. En kötüsü bu. Su yok, yiyecek yok. Tam 20 gün ormanda kalıyorlar. Çünkü sürekli her tarafta asker varmış. Sürekli askerler dolaşıyormuş. Ve bir gün hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşmışlar. Tam bunların ormanın içerisinde bulunduğu yerin ön tarafına, yani bir 100 metre önden askerler yürümeye başlamış. Daha doğrusu işte o bölgede keşif mi yapıyorlar neyse. Bir anda işte dayım 6 aylık çocuk tam ağlayacak. Nenem dayımın üzerine oturuyor. Yani onu feda etmeyi göze alıyor. Çünkü yanında sadece bizimkiler değil, başka komşuların çocukları, mocuklar da varmış. Annem diyor geçtikten sonra işte kalktı üzerine, mosmor olmuş. Hani biz öldüğünü düşündük zaten. Ama o haliyle kurtulmuş, onu da söyleyeyim. Yaşanmış. Tabii canım. Aha. Yani
ama onun tabii bunlar onun yaşattığı travmayı düşünemiyorum. Tabii ki yani. Ha, şimdi düşün, annem bunu görmüş. Yani düşün, yani bir an onun öleceğine tanık olmuş. Ama yaşamış her şeye rağmen. 20 gün sonra diyor, herkes aç ve gerçekten hepimiz çok kötü durumdayız diyor. Hareket edecek güç, mecal kalmamış. Annem diyor gitti, bir tarla buldu diyor. Buğday taneleri dökülmüş, buğdaylar falan biçilmiş, taneleri kalmış işte, buğday taneleri. Onları toplayıp getirip suda yumuşatıp ve ağzında çiğneyerek bize vererek bizi yaşattı diyor. Bunu bu kadar net hatırlıyor muydu? Tabii ki yani, çok net yani hatırlıyor. Yani dün olmuş gibi. Aynen. Annem o yaşananları çok net hatırlıyor. Yani buna benzer birçok olay tanık olmuş, yaşamış. Mesela köylerdeki katliamları uzaktan da olsa görmüşler, tanık olmuşlar. İşte birçok köyde, Hozat tarafındaki köylerde, köylüler işte bir evin içerisinde doldurup etrafında otla şey yapıp otu ateşe verip işte insanların o evin içerisinde nasıl yandıklarını, nasıl çığlık çığlığa, o çığlıkların böyle arşa erdiğini, tabii ki bunları yaşamış yani sonuçta bunların hepsinin tanığı olmuş bir şekilde. Diyor, peki o... ilginç bir soru olacak, bilmiyorum hani cevap verebilir misin? Neden böyle bir şey yapıldığını kafasında, hani neden böyle bir şey oluyor, neden bunu bize yapıyorlar falan diye hiç sormuş mu? Bu soruyu, anlattı mı sana hiç? Şöyle, dayımla bir röportaj yapmıştım bu konuyla ilgili. Ona sordum, aynen senin gibi. Hani size bu yapılanları mesela nasıl ifade ediyorsun, yani neden yapıldığını nasıl ifade edersin? Dedi ki, ben anneme sordum. Dedim ki, hani o kendi dilinden, ana dilinden sormuş, hani niye bize bunu yapıyorlar, biz ne yaptık bunlara? Diyor, annem bana dedi ki, makkırmancım, yani biz Kürdüz anlamında bunu kullanıyor, makkırmancım, o yüzden bize bunu reva gördüler. Yani tamamen şeydir, bir soykırım, onu söyleyeyim. Devletin yeni inşa etmeye çalıştığı işte bir ulus devlet yaratma projesinin ortaya çıkardığı travmatik sonuçlardır bunların hepsi. Çünkü bu ulus kim diye, ulus devleti işte yeni bir halk yarattılar. Kendince yeni bir halk yarattılar ve buna bir kimlik, hem inanç kimliğini hem ulus kimliğini işte belirlediler. Türk olacaksın, Sünni İslam olacaksın. Ve bunun dışında kalan herkes bir şekilde bertaraf edilecekti. Bir şekilde ya kabullenecekti bu işi. Osmanlı öyle yapıyordu ya. Ya İslamiyet'i kabul edersiniz ya ölümü tercih edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kürtlerin önüne, Alevilerin önüne bunu koydu. Ya bunu kabul edersiniz ya sonuçlarına katlanırsınız. Ki sonuçlar da ortada şu anda, işte şu an yaşadıklarımız. Tabi bununla sınırlı kalmıyor. Annemler bir de bir sürgün yaşıyorlar. Tabii. Yani Dersim'den sonraki işte o 37-38 soykırımından sonra geri kalan nüfusu sürgüne götürüyorlar. İşte diyor bizi götürdüler Elazığ'a. İlk kez diyor hayatımızda işte tren görüyoruz diyor. Hani o güne kadar trenin nedir bilmiyoruz. Kent nedir bilmiyoruz. Hani kent kavramı diye bir şey yok kafamızda. İşte herkesi böyle trenlere dolduruyorlar, tren vagonlarına. Bayağı Yahudi soykırımı gibi. Aynen. Bir de çok sahipsiz çocuk var diyor ortada. Yani sahipsiz o kadar çocuk var ki, sahipsiz çocukları devlet kendisi alıyor yalnız. Kimseye annesi vermiyor. Babası katletmiş, aynen. Yalnız bırakmış. Onları kimse vermiyor. Nenem iki tane çocuğu sahipleniyor. Benim çocuklarım diyor. O zaman tabii diyor kimsenin elinde nüfusuzdan şu bu olmadığı için. Bir de diyor annem çok şeydi yani böyle çok cesurdu bu konularda. O iki çocuğu da sahiplendi diyor kimseler olmadığı için. Onlar hep bizimle birlikte işte sürgünü devam ettiler. Annem onları büyüttü. Nereye gittiler? Sonra diyor buldular. Aileyi maileyi sonradan buldu. Teslim etti çocukları.
Diyor gittik, tabii sürgüne gitmişiz, kimseyi tanımıyoruz, etmiyoruz, yepyeni bir şeyle karşı karşıyayız. Hangi şehre gitmişler? İlkin Nevşehir'in Ürgüp kazasının Sinos köyü. Bakın bu köyde ilginç, bu köyde bir Ermeni köyü. Yani onlardan boşaltılmış, önce onları oradan boşaltmışlar, sonra da işte yeni sürgünleri getirip oraya yerleştirmişler. Onları en iyi anlayacak insanları götürmüşler. Evet, evet. Orada kalmışlar, işte orada bir 10 yıl civarı bir kalmışlar. Zaten şey çıktıktan sonra, af çıktıktan sonra geri dönüş daha doğrusu. Hemen geri dönmüşler, kimse kalmamış zaten. Dört gözle zaten bunu beklemişler, geri dönmeyi beklemişler. Ama tabii ki orada ötekisin sen. Dil bilmiyorsun, farklı bir inanca sahipsin, farklı bir kimliğe sahipsin. Ötekinin gözünde başka bir şeysin. Yani hani acaba insan gözüyle bakarlar mı, bakıyorlar mı diye düşünüyorsun. Zaman zaman tabii ki merhametli insanlar da çıkıyor, insanlar da çıkıyor. Arada. Arada bu şeyler de olmuyor değil. Ama genelde işte öteki kimliğine sahip insanlar. Veliader, şunu sormak istiyorum. Annenden bu hikayeleri dinlerken, büyük ihtimalle daha küçüksün, çocuksun. 7-8 yaşındasın belki de. Hep toplumsal bellek diyoruz ya. Ne hissederdin? Yani nasıl hisseder bir çocuk bu hikayeleri dinlerken? Küçüklüğünde belki yani bu kadar şey hissetmiyorsun. Nasıl söyleyeyim, bu kadar duygu yüklü bakmıyorsun olaya. Daha çocuksun çünkü. Olayın hem bilinçsizsin. Olaylar konusunda çok fazla hani farkındalık yok hala. İşte gençlikle birlikte başlıyor bu arayışlar, daha doğrusu sorgulamalar. Benim yaşadığım dönem işte 70'lerin ortaları, 70'lerin sonlarına doğru bizim de gençlik dönemimiz. Siyasal ortamın çok hareketli olduğu bir dönem. Yani sol siyasal hareketliğin çok yoğun olduğu bir dönem ki ben de o hareketliğin bir parçasıydım. O süreç... Ya başka bir şansın yokmuş. Çünkü hani orada doğan çocuklar siyasetin içine doğuyor zaten. Aynen. Dillerini konuşamıyorlar, dinlerini yaşayamıyorlar, özgür değiller, herhangi bir hakları yok. Yani onun ötesinde hani ben şöyle anlatayım. Çocukluğumun ilk 3 yılı okul yıllara yatılı okulda geçti benim. Hangisi? Yok, yatılı okul. Bu yatılı ilk öğretim okulları var, pansiyonlu. Ama bu öyle bir pansiyon ki, işte Eylül'de gidiyorsun, bir yarı yıl tatilinde eve gönderiyorlar seni, bir de yazın. Bu şekilde tümüyle okula aitsin. YİBO derler onlara, yatılı ilk öğretim okulları diye, YİBO diye geçer. Buralarda... hani hayatımın belki de hiç unutamayacağım dönemi. O 3 yıl hayatımda gerçekten hiç unutamayacağım İyi yıllar. İyi anlamda mı söylüyorsun? Yok. Çok kötü anlamda bunu kullanacağım. Şunun için hep bunu anlatırken söylüyorum. Nazi kampını sanki yaşadım ben 3 yıl boyunca çocukluğumda. Dayağın en yoğun şekilde olduğu, şiddetin adeta böyle normal bir davranış biçimi olarak herkese gösterildiği bir 3 yıl yaşadım. Islah evindeymişsin. Aynı ıslah yani evinin aslında bir benzeri aslında. Yani her şeyin dayakla çözüldüğü, daha doğrusu hani dayakla kim yola getirme. Kim gönderiyor seni oraya? Devlet mi gönderiyor yoksa aile? Çünkü okullar yok. Zorunlu olarak işte oralara götürmek zorundalar. Aile de tabii bu konuda çok bilinçli değil. Aile çocuğu verirken diyor ki eti senin kemiği benim misali veriyor zaten. O şekilde al eğit. Yani bu şekilde yaklaşıyor. O 3 yılı hiç unutmam, bunu söyleyeyim. Hatta bir şey yaşadım böyle, hafızamda hep kaldı bu. Öğretmenlerden bir tanesi yerli öğretmen. Yani bir de öğretmenler çoğu da yerli. Hani yakın aile dostlukları olan insanlar aynı zamanda kendi çocuğunu, bizi böyle toplamıştı bir alana, boş bir alana, işte çocuğunu getirdi, o alanın ortasında çocuğunu döydü bizim gözümüzün önünde. Ama bir şey söyleyeyim, böyle tüylerim diken diken olmuş çünkü
onu izlerken başımıza gelebilecekleri düşünmeye başladık. İlk işkenceyi o zaman görmüşsün. Yani düşün, kendi oğluna yapıyor bunu. Hani o çocuğunu işte meydan dayağı çekiyor çocuğuna. Ağzı burun kan içerisinde böyle. Bu olay hani herkese gösterilen bir şey. Yani hepinizin başına gelebilir. Gözdağı. Tabii ki açık bir gözdağı zaten. O yüzden yani işte riayet etmek zorundasın, biat etmek zorundasın, her şeyi kabul etmek zorundasın. Mesela ana dilimizi kullanamıyorduk korkumuzdan. Düşün, konuşmuyorduk. Çünkü Türkçe bilmiyorsun, hani konuşamıyorsun, Türkçe bilmiyorsun. Kendi diline bir şey anlatmaya çalışıyorsun, dayak yiyorsun. Türkçe öğrenmek zorundasın çünkü. Dersleri anlayamıyorsun ki. Yani o Türkçeyi nasıl öğrendim? Vallahi nasıl öğrenmişim hiç. Döve döve belli ki. Gerçekten yani nasıl öğrendim hep düşünüyorum. Ben nasıl öğrenmişim? Nasıl böyle derse devam etmişim? Korkudan. Ki gelen çocukların büyük bir kısmı zaten köylerden geliyor. Köylerde okul yok. Aileler fazla Türkçe bilmez, etmez. Ama gidiyorsun orada işte bir şekilde onunla karşılaşıyorsun. O şiddeti görüyorsun, o baskıya maruz kalıyorsun. O yüzden hep söylüyorum yani ben o 3 yılım Nazi kampı gibi geçti. Ya velayeler, şimdi ben de yatılı okudum. 11 yaşındaydım yatılı verildiğimde. Sen tabii çok çok daha ufakmışsın. Ve tabii şeyler de ayrı dedi. Yani yatılı okul tiplemeleri evet. De ayrı. Şimdi çocuklarımızı yani. Düşünüyorum ya bazen. 7 yaşında düşün, çocuğunu veriyorsun ve sonucunu düşünemiyorsun bakın. Yani evet. Sonucunu hesaplayamazsınız burada artık. Ya mümkün değil. Benim de anneannem büyük ihtimalle benden kurtulmak için, annem de yurt dışında olduğu için ondan verdi. Çok yaramaz olduğum için. Fakat gerçekten hani tabii ki senin yaşadıklarını yaşamadım ama orası bir askeriye, bir ıslah evi, bir toplama kampı gibi bir yerde. Hani biraz abartıyor olabilirim ama saatler, disiplin, o katılık, 11 yaşında bir kız çocuğu olarak ona ayak uydurmaya çalışmak, devamlı bir korku, hani dayak yoktu. Ama akran zorbalığı zaten korkunç kesinlikle. Durumdaydı falan da, dolap ablaları şu bu, sen de yaşamışsındır. O yüzden neden unutamadığını anlayabiliyorum. Yani benim de büyük ihtimalle en büyük travmalarımdan biridir yatılı okul. İşte son bazıları size. Güzel hatırlıyor gerçi, hani onu kenara alalım da. Sonrası işte bir kısa dönem Elazığ'da devam ettim. Aile oraya taşınmıştı. İşte ilkokulun son 2 yılını Elazığ'da okumuştum. Tabii Elazığ'da ayrı bir deneyim oldu benim için. İlk kez kentle buluşmuştum. Kenti ilk kez tanıyordum. Bir de Elazığ böyle hafızamda kalan çok önemli şeyleri var. Oranın bir kapalı çarşısı vardı. Çok severdim ben orayı. Çok otantik bir yerdi. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Böyle mistik bir havası da vardı bana. Hep öyle gelirdi. Bazen böyle canım sıkılıp ben gider o çarşıda dolaşırdım. Hala öyle mi? Duruyor. Hala o eski yapıların çoğu duruyor. Etraf böyle binalarla örülmüş ama orası hala öyle duruyor. Orada bir adam çok ilgimi çekerdi. Yaz, kış bir atletle o oradadır. Sürekli giderdim acaba üstüne bir şey giyindir mi diye. Bizim mahallede de var öyle. Tabii ki. Bir de oranın kışı çok sert oluyor. Elazığ'ın evet. Kışı da çok sert. Tabii. Soğuk çok şey olur yani. Böyle can yakıcı soğuğu da olur Elazığ'ın. Ama ben onu çok merak ederdim. Her seferinde giderdim. Orayı gezerdim. Elazığ'ın tabii kendine has bir kültürü de var. İşte konuşma şekli çok farklıdır. Böyle biraz daha böyle dil hakimdir Elazığ şeyinde, lehçesinde. Ama ben hani 2 yıl kaldım, hiç dilden bir şey kapamadım. Bazen de üzülüyorum. Hani insan biraz da kapar yani. Bence karakterin de biraz engel olmuş. Sen argo konuşacak bir adam olarak düşünemiyorum seni. Hani ben belki daha yakınım ama. Peki velayeler, şunu merak ediyorum. Şimdi böyle bir ortamda büyüyorsun. Büyük ihtimalle hani annenden de dinledin. Kürt olduğumuz için bu katliamları görüyoruz diye. Aleviyiz, aman evladım sakın bak Alevi olduğunu söyleme, Kürt olduğunu söyleme. Bunlar
dinleyerek büyüdüğünü düşünüyorum yani. Yok, telkinde bulunmadılar, onu söyleyeyim. Ha. Yani ailenin çok özel bir telkini olmadı. Ama böyle çok şey de vermedi aslında. Çünkü bir taraftan da çocukların bunu yaşamasını istemiyordu aileler. Çünkü kendi yaşadıkları acıların onlar üzerinden de devam etmesine gönlü razı olmuyordu. Anlatıyordu ama nasıl anlatıyordu? İstemeyerek anlatıyordu. Zaman zaman biz zorluyorduk. Hani ne oldu, ne bitti. Ama sana hiç aileler şey genelde mi? Böyle sapla kendini demedi mi? Ya şöyle, tabii koruma mantığı var, yok değil. Bir de onun söylemesine gerek yok. Toplumsal anlamda da zaten o sana hissettiriyor, toplum hissettiriyor onu sana. Örneğin kimse mesela kendi inanç kimliğini kolay kolay ifade edemezdi. Yani gidip işte ben Alevim diyemiyorsun her tarafta, kullanamazsın bu kimliği. O dönem ki baskı çok daha fazlaydı. Ramazan'da oruç tutuyor muydun? Öyle bir şey olmadı çünkü dersimde yaşadığım için ona pek maruz kalmadım. Ki Belader, hani bunları yaşamanın insanın üzerinde büyük bir ağırlık ve travma yarattığı kesin. Senin neden siyasetçi olduğun, politize olduğun da zaten çok iyi açıklıyor yaşadığın çocukluk. Peki hani politik olmaya seni ne teşvik etti? Yani neden sen bir şeyler yapmak istedin? Şöyle söyleyeyim, 70'li yılların sonları aslında bütün dünyada sol siyasal rüzgarın çok yoğun estiği, sosyalist düşüncenin çok yoğun bir şekilde işlendiği bir sürecin içerisinde hepimiz yaşadık. Bütün dünyada konjonktürel olarak, bütün dünyada da bu yaşanıyordu. Latin Amerika'da, Güney Amerika'da, dünyanın birçok bölgesinde işte devrimler oluyor, ülkelerin siyasal rejimleri değişiyor. Burada da işte bir devrim, bir siyasal rejim değişikliği talebi herkesin gündemindeydi. Hepimizin gündemindeydi. 12 yıl öncesi yaşadığım sürece şöyle dönüp baktığımda, bir solun gerçekten çok güçlü motivasyona sahip olduğunu görebiliyordum. Yani bu yönde baktığımda gerçekten o dönem güçlü bir sol muhalefet vardı Türkiye'de. Sol sosyalist muhalefet vardı ama çok dağınıktı. Yani o kadar çok örgüt vardı ki bu örgütlerin kendi içerisindeki çatışmaları, sorunları adeta hani bir şeye odaklanmaktan sanki uzak tutuyordu herkesi. Hani bir iktidar hedefi var ama iktidar hedefinden çok kendi içindeki çatışmalar çok daha fazla öne çıkmaya başlıyordu. Türkiye o dönemki siyasal konjonktürde sonuçta ABD ile siyasal diplomatik ekonomik ilişkileri olan bir ülke. İkincisi, Türkiye Avrupa'nın gözünde, emperyalist ülkelerin gözünde işte onların ileri karakolu olarak tanımlanıyordu. Ne yani bu çok kavram, önemli değil mi? Bir yani ülke. İleri karakol ne evet, demek? NATO'nun işte Avrupa'nın ileri karakolu. Daha doğrusu işte sınırda kim var? Rusya var. Yani Soğuk Savaş dönemi aynı zamanda. Buna karşı Türkiye'yi kendi kontrolünde tutmak gibi de bir dertleri vardı. Yani bir şekilde burada böyle bir siyasal değişim yaşanmasını pek göz yummayacakları çok aşikardı. Ki 12 Eylül darbesi zaten bunu gösterdi. Niye? Buradaki siyasal ortam yavaş yavaş ona doğru gidiyordu çünkü. Evet. Türkiye'de o darbenin oluşumunu sağlayacak adımlar da attı Türkiye. Çok büyük provokasyonlar yaşandı. Tabii sağ sol çatışmaları adı altında. Onun ötesinde mesela işte bir Maraş katliamı yaşandı. Yani Aleviler kıyımdan geçirildi Maraş'ta. Bunun bir sebebi vardı, bunun bir anlamı vardı. Şöyle bir, Aleviler bu ülkede her zaman bu tür provokasyonların malzemesi haline dönüştürülmüş devlet tarafından. İkincisi, Aleviler iktidara muhalif bir kesim. Ciddi bir muhalefeti var. Aleviler o dönemde işte sol sosyal demokrat kesimin içerisinde yoğun olarak yaşayan, orada siyaset yapan ve oraya oy veren bir kesimdi aynı zamanda. Bu anlamda yani Alevilerin hedef seçilmesi sıradan bir şey değildi, seçenek tabii değildi. Peşinden Çorum'da yaşanan olaylar, benzer olaylar Malatya'da oldu, Elazığ'da oldu,
Yani bu provokasyonlar hep devam etti. Belliydi, bir şeylerin altyapısı hazırlanıyordu. Bir taraftan da Türkiye'deki siyasal mücadeleye sürekli işte devlet sağ-sol çatışması görüntüsü vermeye çalışıyordu. Daha doğrusu o görüntüyü vermek için de işte ülkücü kesimi çok iyi mobilize etmişti, sola karşı kullanıyordu. Ki sonradan işte 12 Eylül'den sonra hep birlikte gördük, tanık olduk. Ülkücü kesimin devlet tarafından nasıl kullanıldığını, nasıl bir şekilde cinayet işletildiğini. Hatta bazı coğrafyaların nasıl böyle sol cenahtan hop diye ülkücü cenaha kaydığını. Evet, yani bir sürü katlanmış. Faşist güdümlü grupların Karadeniz'e mesela yerleştirildiği falan. Çok ilginç bir dönem ya 70'ler 80'ler. İlginç bir dönem. Hala da bana göre iyi analiz edilememiş, hala üzerinde iyi çalışılmamış, ki iyi çalışılması gerekilen ve o dönemin gerçekten yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yeniden, tekrardan bir düşünüyorum. Çok kitap var aslında o dönem. Çok kitap var ama yani. Daha derinlikli şeylere, belgesellere ihtiyaç var. Ki bizde bu çok eksiktir zaten. Çok ilginç bir şey söylüyorsun. Demek ki hala yani toplumsal bellek adına daha tamamlanmamış konular var. Çok, demek çok ki yani var. Araştırılması gereken. Bir de hani sen bu bedelleri öderken de aynı zamanda yerinde de saymadın ve işte il başkanı oldun. Hadi oraya gelelim. Ya 90'lı yıllar bu ülkede önemliydi. Hepimiz açısından onu söyleyeyim. Evet. Kürtlerin kimlik mücadelesi açısından çok önemliydi. Çünkü Kürtler 12 Eylül'den sonra çok ciddi bir katliamla karşı karşıya kaldılar. Bu şuydu, bir Kürt kırımı başlatıldı 12 Eylül rejimi tarafından. Kürtlerin onuru kırılmaya çalışıldı. Kürtler sürekli işte operasyonlara maruz kaldı. Gözaltılar, tutuklamalar, ölümler. Diyarbakır cezaevi zaten örnek olarak gösterilebilecek. Tabii. En kadın erkek çocuk demeden. Kesinlikle yerlerden bir tanesiydi. Şunun için orada Kürtlüğü aslında yok etmeye çalıştı devlet. Yani bir yerde tamamlanmamış bir süreci orada tamamlamaya çalıştı ama tam tersi bir şey oldu. Onların orada yaşattıkları Kürtler için de bir mücadele azmi doğurdu bu sefer. Yani orada yanan ateş, tutuşturulan kibrit çöpleri bir yerlerde bir karşılık bulmaya başladı. Kürtler kendi kimlikleri, kendi gelecekleri için yeni bir mücadele alanı yarattılar. 90'lı yıllar aynı zamanda Kürt siyasal hareketin gelişmesine sahne oldu. Demokratik Kürt siyaseti ortaya çıkmaya başladı. Halkın Emek Partisi ile işte başlayan bugün DEM Parti ile devam eden bir süreç vardı. Bu süreç Türkiye'de Kürtlerin siyasetle olan bağını güçlendirdi. Düne kadar başkalarına siyaset yapıyorlardı, başkaları için çalışıyorlardı. Artık kendileri için siyaset yapmaya başladılar ve kendileri temsiliyet hakkı kazanmaya başladılar. Mesela senin il başkanı olabilmen, hem de o dönemlerden bahsediyoruz, çok önemli bir şey. Ya, yani o aradan, o kadar baskıya, zulme rağmen hani aradan çıkıp da işte siyaset adına önemli bir yere gelebilmek adına. Şöyle söyleyeyim, yani o dönemi yaşayanlar iyi bilirler. O partinin kapısından içeri girmek zaten başlı başına bir bedeldi, onu söyleyeyim. Bütün arkadaşlarım için, yani bir sürü arkadaşımızı kaybettik o mücadelenin içerisinde. Bugün yaşıyorsak aslında hepimiz de tesadüfen yaşıyoruz. Herkes hedefti bu işte. Yükselmek derken sonuçta bir kavgaydı, bir mücadeleydi, bir emekti, onu söyleyeyim. O emek sürecinin bir sonucuydu, o da ortaya çıkan. O dönem bu tür şeyler aslında herkes görev bilirdi. Öyle tanımlarlardı. Bu bir görevdir, yaparız derlerdi. Beni aylar çok üzüldü. Bunu şunun için söylüyorum. Elinizdeki insan sayısı o kadar azalmaya başlıyor ki bir anda. İşte sürekli gözaltılar, tutuklamalar, faili meçhuller, kayıplar. Bir de dediğim gibi o kapıdan içeri girmek başlı başına bir bedeldi halk için. Yani aslında ona rağmen, tam orada bir şey sormak istiyorum sana. Çünkü 90'lı yıllardan, yani 30 yıl önceden bahsediyoruz ve sen bu dönemlere şahit oldun 70'lerden bu yana. Yani
bir şey başardığınızı, işte sizin sizinle başlayan belki o sürecin 90'lardan bahsediyorum. Bugüne gelmesinde başardığınız en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyorsun ya da bir şey başardınız mı hakikaten? Çünkü görüyorsun HDP yine kapatılıyor. Yeni bir isimle doğmaya çalışıyor. Yok işte Yeşil Parti, yok DEM Parti. Hala Kürtlere bir alan açılmıyor. Sizce bir şey başardınız mı? Başardıysanız çok, ne? Çok önemli bir şey başarıldı bana göre. O da yasal olmasa da Kürtler fiili olarak bütün haklarını kazandılar. Yani Kürtler kimliğinde kazandı, dilinde kazandı, kültürünü, tarihinde kazandı. Bunun yasal güvencesi yok sadece. Ama bunların hepsi kazanıldı. Kürdistan'a gidin, hangi eve giderseniz gidin, herkes kendi ana dilini kullanır önce. Bu o mücadelenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. İkincisi, kendi kimliğinden kimse imtina göstermez. Eskiden belki korkarlardı kendilerini ifade etmekten, işte dışa vurmaktan, konuşmaktan. Ama şimdi gururla bu işi dile getiriyorlar, ifade ediyorlar. Ki Selahattin işte şu an mahkemede yaptığı savunmada ortaya koyduğu tam da budur işte. Yani biz mücadele ettik, bir şey kazandık. Bundan sonra da biat etmeden devam edeceğiz. Yani bunun arkasını getirmek zorundayız. Çünkü Kürtler bu saatten sonra nasıl bakarsanız bakın, nasıl düşünürseniz düşünün. Kürtler buradan geri adım atmazlar artık. Bunun ötesi olacak, gerisi olmayacak. Şunun için... Bu kadar bedel ödedikten sonra atılmaz. Hem bedel ödendi hem de artık bu koşullarda kimse Kürtlere geri adım attıramaz zaten. Peki Aleviler için aynı şeyi söyleyebilir misin? Aleviler tabii ki söylerim. Yani Aleviler de bir mücadelenin, bir geleneğin içinden geldiler. Bastırılmış, yok sayılmış, inkar edilmiş bir süreci yaşadılar hep birlikte. Aynı korkuları, aynı kaygıları onlar da yaşayarak bugünlere geldi. Ama örgütlü mücadeleyle birlikte, yani 90'lı yıllarla birlikte, o örgütlü mücadeleyle birlikte Aleviler yeniden kendilerini buldular. Yeniden yollarını buldular. Yeniden... Ya aslında şu anlamda soruyorum Veli Aydar. Hani dedin ya, Kürtler dillerini kazandı, alanlarını, evet, evet, özgürlüklerini. Aha. Aleviler için de geçerli mi? Çünkü hala mesela inanç kabul edilmiyor, Alevilik. Hala cemevlerine ibadethane statüsü verilmiyor. Zorunlu din dersleri var. Okullara imam atanıyor falan. Gerçekten bir şey kazandı mı bu dönemde? Dediğim gibi bu fiili kazanımlar bunlar hepsi. Şimdi bunların bir şeye dönüştürülmesi, yasal bir zemine oturtulabilmesi için daha çok mücadele gerekiyor. Mesela Aleviler bu konuda daha sıkıntılı durumda. Şunun için daha ileri bir şey kazanabilmeniz için daha çok yoğun mücadele etmeniz lazım. Bir, Aleviler asimilasyonla karşı karşıya, çok yoğun bir asimilasyon. Bir taraftan işte zorunlu din dersleri, bir taraftan okullara imam atamalar. Ki bunlar çocuklarımızı zehirliyor sonuçta. Çocuk gidiyor o okulda sonuçta bir eğitim görüyor. Yani siz ona müdahale etme şansı bulamıyorsunuz. Hatta müdahale edip ters tepenler de var. Asimilasyon politikası sence soykırımın bir dalı olabilir tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Asıl soykırım budur. Yani fiziki soykırım tek başına soykırım olarak kabul edilmiyor zaten. En önemli soykırım şeydir, asimilasyon politikasıdır. Yani bir halkı ortadan kaldırmak, fizikmen ortadan kaldıramıyorsanız o zaman asimilasyonu uygulamak zorundasınız. Hani beyaz soykırım olarak zaten tabir ediliyor bu. Dil konusunda da böyledir, inanç konusunda da böyle. Bakın devlet bu konuda yeni bir yol yöntem geliştirdi. Aleviler öyle ya da böyle inançlarını sürdürmeye devam ettiler. Onların kabul etmedikleri cemevlerini kendi ibadethaneleri olarak, kendi resmiyetlerinde ibadethane olarak kabul ettiler. İkincisi, bu yoğun bir şekilde her yere yayılmaya başladı. Yani her yerde cemevleri açıldı, her yerde insanlar yeniden kendi kimlikleriyle, inançlarıyla buluşmaya başladı. Ya bir kere o örgütlenmeyi de depremde gördük. Evet. Yani Alevi dernekleri, cemevleri, inanılmaz büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Şuna getirmek istiyorum. Devlet bunun üstesinden gelemeyince yeni bir yönteme başvurdu. Yani ben böyle
bu şekilde sonuç alamadıysam yeni bir şey gerekiyor. O da nedir? Kendi kontrolünü almak. Kültür ve Turizm. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük kurdu. Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı adı altında. Şimdi kontrolü kendi eline almaya çalışıyor. Peki Aleviler bunu nasıl kabul edebildi? Şöyle, burası bir Aleviler aslında diyanet kurdu. Bakın devlet. Bu bir Alevi diyanetidir aynı zamanda. Evet. Hani Sünnilerin bir diyaneti var zaten devletin kontrolünde. Şimdi Aleviler de buna benzer bir şey kurdular. Aleviler bunu kabul etti mi? Etmedi. Bak onu söyleyeyim. Aleviler buna karşı mücadele etti. Hala da mücadele ediyor. Evet, ediyorlar. İkiye bölündüler ama kabul edenler tehlike, var. Şu tehlike mevcut. Devlet şu anda sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Kırsalda. Çünkü yüzlerce cemevi var. Alevi kurumların denetimi dışında. Bunlar tabii. İşte yardım vasıtasıyla kurulmuş, herhangi bir vatandaş parası var, götürmüş köyüne cemevi yapmış. Şimdi bunların bir kontrolü yok. Devlet şu anda buranın üzerinde çalışıyor. Evet, ve işgal etmek şekilde, için. Bu Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'na bağlamaya çalışıyor buraları. Hmm. Aynı zamanda buralara birer tane de kadro atayarak, işte dedelere maaş olayı zaten bunun üzerinden gelişti. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Kadro vererek bir şekilde buraları kendilerine bağlamaya çalışıyor. Bu ciddi bir tehlike, ciddi bir sorun. Tabii. Onu da sana söyleyeyim. Alevi kurumların bu konuda çok daha yoğun çalışması gerekiyor. Bu tür alanlara daha yoğun şekilde gitmeleri gerekiyor. O insanlar güvencesiz şu anda. Yani dedelere maaş verilmesi, cübbelere düğme dikilmesi gibi bir şey. Kesinlikle. Aslında şunu son olarak sormak istiyorum ve programı kapatacağım ardından hemen. Barışla ilgili bir şey yazdığın için sosyal medya paylaşımların üzerinden işte gözaltına alındın ve tutuklandın. Yazdığın şey de işte barışa olan inancındı ve bir yerde Sezen Aksu'nun şarkısı galiba "Benim meskenim dağlardır dağlar" diyorsun. Sebahattin Ali'nin şiiri. Sebahattin Ali'nin şiiri Sezen Aksu'nun şarkılaştırdığı, evet, bir şiir yani. Ne söylersin? Bu ülkede barışı isteyince savaşı üzerine mi çekiyor insan? Buna devam etmek gerekir, onu söyleyeyim. İnadına da olsa barışı istemek gerekiyor. Çünkü hepimizin barışa ihtiyacı var. Bu ülkede hani gözyaşın rengi olmaz derler ya. Hmm. Sonuçta yüreği yanan o yoksun insanların yüreğin yanmaması gerekiyor. Bu ülkede eşitliğin sağlanması gerekiyor. Kürtler Türklerden fazla bir şey istemiyor. Eşit olmak istiyor. Başka bir şey istemiyoruz diyor. Çok güzel bitirdin. Çok güzel bitirdin Veli Aydar. Bunun üzerine söz söylenmez. Katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Gazeteci, programcı, PİRHA kurucusu Veli Haydar Güleç'le beraberdik. Kendisiyle böyle hem çocukluğuna döndük hem Türkiye'nin gündemine geldik ve şöyle bir genel açıdan dünyaya bir bakalım dedik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.